Birinci soru. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 11 ile artı 17'yi topladığımızda artı 6 olur. Artı 6 ile de eksi 13'ü topladığımızda eksi 7 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1 santigrat derece azalmaktadır. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5 santigrat derece olan bir şehirde deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte hava sıcaklığı kaç derece kalsiyustur? Şimdi 600'ü 200'e bölersek 3 buluruz. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5'te 3 derece azalırsa eksi 5 eksi 3 eksi 8 derece olmuş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Eksi 4 çarpı 0 eşittir 0. Bu doğrudur. B şıkkı. Eksi 11 çarpı 1 eşittir 1. Bu yanlıştır. Eksi 12 ile 1'i çarptığımızda eksi 12 bulunur. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. Eksi 3 çarpı 5 eşittir eksi 15. Doğrudur. D şıkkı. Eksi 2 çarpı 4 artı 2 eşittir eksi 12. 4 artı 2 6'dır. Eksi 2 ile de 6'yı çarptığımızda eksi 12 buluruz. Bu da doğrudur. Yanlış olan B olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Sayılarımızdan birisi eksi 3'ün karesi. Bu artı 9 yapar. Diğeri eksi 3'ün küpü. Bu eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 eksi 27 yapar. Sayılarımızdan birisi de eksi 4 üzeri 3. Bu da eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 eksi 64 yapar. Diğeri de eksi 4'ün karesidir. Bu da eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16 olur. Bunların içerisinde en küçük olan eksi 64 ile eksi 4'ün küpüdür. Daha sonra eksi 27 ile eksi 3'ün küpüdür. Daha sonra 9 ile eksi 3'ün karesidir. En büyükleri de eksi 4'ün karesidir. Bu sıralama D şıkkında verildiği için doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Devirli ondalık gösterimi 1,43 3 devir diyor olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Sayının tamamını paya yazıyoruz. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Paydaya ise ondalık kısımdaki devreden sayısı kadar 9, devretmeyen sayısı kadar 0 yazıyoruz. 143'ten 14'ü çıkardığımızda 129 olur. 129'u da 90'a böleceğiz. Her ikisini 3 ile sadeleştirdiğimizde 43 bölü 30 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Verilen rasyonel sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iki tanesi pozitif, B ve D. C ve A ise negatif. Önce pozitifleri sıralayalım. 1 bölü 2 ve 3 bölü 10. 1 bölü 2'nin faydasını 10 olacak şekilde 5 ile genişlettiğimizde 5 bölü 10 buluruz. Dolayısıyla B en büyükleridir D'den. Şimdi A ile C'yi sıralayalım. A'nın tam kısmında eksi 1 var. C'nin tam kısmında eksi 2 var. Eksi 1 tam, eksi 2 tamdan daha büyük olduğu için A C'den büyüktür. O halde sıralamamız bu şekilde olacaktır. B büyüktür D, büyüktür A, büyüktür C. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru işleminin sonucu kaçtır? Önce tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirelim. Buradaki eksi 1 tam 1 bölü 2 bileşik kesire çevirdiğimizde eksi 3 bölü 2 olur. Buradaki 2 tam 1 bölü 3'ü de bileşik kesire çevirdiğimizde 7 bölü 3 olur. Önce parantezin içini yapmalıyız. Payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletelim. Eksi 3 bölü 2'yi 3 ile genişletirsek eksi 9 bölü 6 olur. 7 bölü 3'ü de 2 ile genişletirsek 14 bölü 6 olur. Bölü eksi 2 bölü 3. Şimdi parantezin içi 5 bölü 6 olur. Eksi 2 bölü 3'ü de arkadaşlar ters çevirip çarptığımızda eksi 3 bölü 2 olur. Şimdi eksi 3 ile de 6'yı sadeleştirdiğimizde burası 2 olur. Çarpma işlemini yaptığımızda eksi 5 bölü 4 buluruz. Bu da eksi 1 tam 1 bölü 4 tam sayılı kesirine eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Kareli kağıtta verilen yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıların çarpımı kaçtır? Evet, önce A sayısını bulalım. A sayısı eksi 1 ile eksi 2 arasında. Bu eksi 1 tam 1 bölü 2'ye eşittir. B sayısı eksi 1 ile 0 arasında. Bu eksi 1 bölü 2'ye eşittir. C sayısı da 0 ile 1 arasında
3 bölü 4'e eşittir. Bu 3 sayının çarpımı sorulmuş. A sayısını bileşik kesire çevirirsem eksi 3 bölü 2 olur. B sayısı eksi 1 bölü 2. C sayısı da 3 bölü 4. 3'ü 1'e ve 3'ü çarptığımızda 9 olur. Payda da 2'yi 2 ve 4'ü çarptığımızda da 16 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Bir çiftlikteki 9000 litrelik deponun tamamı su ile doludur. Bu depodaki suyun 6'da 1'i ev, 5'te 1'i bahçe ve kalan suyun 4'te 1'i hayvanlar için kullanılmıştır. Buna göre bu depoda kalan suya kaç litre su eklenirse deponun yarısı dolar. Deponun tamamı doluymuş. Depodaki suyun 1 bölü 6'sı ev için kullanılmış. O zaman 9000'in 1 bölü 6'sını bulalım. Bu 1500 litre olur. 1 bölü 5'i bahçe için kullanılmış. 9000'in 1 bölü 5'i 1800 litredir. Kalan suyun ise demiş. Şimdi önce burada 3300 litre kullanıldı. Kalan suyu bulmak için 9000'den 3300'ü çıkarırsak 5700 litre yapar. Bunun 4'te 1'i hayvanlar için kullanılmış. 5700'ü 4'e böldüğümüzde 1425 litre olur. Toplam kullanılan su ise arkadaşlar 3300 artı 1425 4725 litredir. Kalan suya kaç litre su eklenirse deponun yarısı dolar denmiş. Şimdi 4725 litre kullanılmış. Yarısı 4500'dür. O halde 4725'ten 4500'ü çıkarırsak 225 litre buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin sayısının 4 eksiğinin 3 katı 72'dir. Bu sınıfta kız ve erkek öğrencilerin sayıları eşit olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır? Sınıftaki öğrenci sayısına x dersek 4 eksiğinin 3 katı x eksi 4 çarpı 3 eşittir 72'ymiş. 72'yi 3'e böldüğümüzde x eksi 4'ü 24 buluruz. 24 ile de 4'ü topladığımızda x'i 28 buluruz. Bu sınıfta 28 tane öğrenci vardır. Kız ve erkek öğrencilerin sayıları eşitmiş. O halde 14 kız, 14 tane de erkek vardır. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu parantezin önündeki eksiği parantezin içine dağıtalım. Eksi 6x, eksi 4x artı 3 olur. Eksi 10x artı 3 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Şekildeki ABCD paralel kenarında DAB açısının ölçüsü 3x eksi 10 derece, BCD açısının ölçüsü 2x artı 20 derecedir. Buna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Paralel kenardaki bu karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. 3x eksi 10 eşittir 2x artı 20. Bu denklemi çözelim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçsin. 3x eksi 2x eşittir 20 artı 10 oldu. Buradan 1x'i 30 derece buluruz. Şimdi x 30 ise a açısının ölçüsü 3 çarpı 30 90 olur. 90'dan da 10'u çıkarırsak 80 derece buluruz. Şimdi a açısının ölçüsü 80 derece ise b açısının ölçüsü de 180'den 80'i çıkardığımızda 100 derece bulunur. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Buradaki 4'ü parantezin içerisine dağıtalım. 4 ile 2x'i çarparsak 8x olur. 4 ile 5y'yi çarparsak 20y olur. 4 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 12 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. soru. Kısa kenarının uzunluğu x artı 2 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katıdır. Şimdi kısa kenarı x artı 2 ise arkadaşlar uzun kenarı bunun 3 katıymış. 3 ile x artı 2'yi çarparsak 3x artı 6 buluruz. Uzun kenarı 3x artı 6'dır. Bize bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 96 cm verilmiş. Şimdi çevresini bulmak için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparız. 96'ya eşitmiş. Şimdi parantezin içerisi 4x artı 8 olur. 96'yı 2'ye böldüğümüzde 4x artı 8'i 48 buluruz. 48'den 8'i çıkardığımızda 4x 40'a, 40'ı da 4'e böldüğümüzde x 10'a eşittir.
Bize kısa kenar uzunluğu sorulmuş. Kısa kenar uzunluğu x artı 2 idi. 10'la da 2'yi topladığımızda kısa kenarını 12 cm buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Sahipsiz hayvanların bulunduğu bir barınaktaki kedilerin sayısının köpeklerin sayısına oranı 5'te 2'dir. Bu köpeklerden 6 tanesi sahiplendirilerek barınaktan ayrıldığında kalan köpeklerin sayısı kedilerin sayısına eşit oluyor. Buna göre bu barınakta kaç kedi vardır? Kedilerin sayısına 2 kat dersek köpeklerin sayısı 5 kat olur. 6 tane köpek sahiplendirilirse kalan köpeklerin sayısı kedilerin sayısına eşit oluyormuş. Denklemimiz bu şekilde. Buradan 2 katı sağ tarafa eksi 6 ile sol tarafa geçirdiğimizde 3 kat 6'ya eşit olur. 6'yı da 3'e böldüğümüzde 1 katı 2 olarak buluruz. Kedilere 2 kat demiştik. O zaman kedilerin sayısı 2 kere 2 4 bulunur. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soru. Bir temizlik görevlisi 80 metrekarelik alanı 4 saatte temizleyebilmektedir. Buna göre bu görevli ile aynı iş gücünde kaç kişi 320 metrekarelik alanı 4 saatte temizler? Şimdi bir kişi 80 metrekarelik alanı 4 saatte temizliyormuş. Kaç kişi 320 metrekarelik alanı 4 saatte temizler? Şimdi alan arttığı için arkadaşlar kişi sayısı da artacaktır. Dolayısıyla doğru orantı vardır. Burada içler dışlar çarpımı yapmamız gerekli. 1 çarpı 320 eşittir 80 çarpı x olacak. 320'yi de 80'e böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Bir tarife göre 1 kilogramlık bir pasta yapmak için 200 mililitre süt kullanılmaktadır. Aynı tarife göre 400 gramlık bir pasta yapmak için kaç mililitre süt gerekir? Şimdi 1 kilogram 1000 grama eşittir. 1000 gram için 200 mililitre süt gerekiyorsa 400 gram için kaç mililitre süt gerekir? Gene bir doğru orantı söz konusu burada. İçler dışlar çarpımı yapmamız gerekli. 400 ile 200'ü çarpıp 1000'e böleceğiz. Şimdi buradaki 3 sıfırla buradaki 3 tane sıfır sadelesin. 40 ile de 2'yi çarptığımızda 80 mililitre buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. soru. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 44 liraya satılan bir gömlek, etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapılsaydı kaç liraya satılırdı? Şimdi etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa %80'i ödenecek demektir. Bu 44 liraya eşitmiş. Etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yapılsaydı %60'ı ödenecekti. Bu kaç lira olurdu? Şimdi bunu bulacağız. İçler dışlar çarpımı yapalım. 60 ile 44'ü çarpıp 80'e bölelim. Bu sıfırlar sadeleşir. 6 ile 8'i sadeleştirelim. Her ikisini 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 4 olur. 44'ü de 4'e böldüğümüzde 11 buluruz. 3 ile de 11'i çarptığımızda 33 lira buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Kenar uzunlukları 4 cm ve 5 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt kesilerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan en büyük alana sahip kare şeklinde parça elde ediliyor. Buna göre kare şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı kağıdın kesilmeden önceki bir yüzünün alanının yüzde kaçıdır? Kenar uzunlukları 4 ve 5 cm olan dikdörtgen biçimindeki kağıdın alanı 4 kere 5 20 cm karedir. Şimdi bu dikdörtgenden kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan en büyük alana sahip kare şeklinde parça elde ediliyormuş. O halde bu oluşan karenin bir kenarı 4 cm olur. Bunun alanı da 4 kere 4 16 cm kare olur. Şimdi kare şeklindeki parçanın yüzünün alanı kesilmeden önceki yüzünün alanının yüzde kaçıdır denmiş. Yani 16 bölü 20 yüzde kaçtır onu bulacağız. Bunu 5 ile genişlettiğimizde 80 bölü 100 buluruz. Bu da %80'e eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru. Bir düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerle oluşan üçgen sayısı 3'tür. Buna göre bu düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle oluşan üçgen sayısı n eksi 2 formülüyle bulunuyordu. Bu 3'e eşitmiş. Buradan biz n'i 5 olarak buluruz. Demek ki düzgün çokgen 5 kenarlıymış. Bize bunun bir iç açısının ölçüsü sorulmuş. Düzgün çokgenin iç açılarının toplamı n eksi 2 çarpı 180 ile bulunuyordu. O zaman
5'ten 2'yi çıkardığımızda 3 olur. 3 ile de 180'i çarptığımızda 540 olur. Bir iç açısını bulmak için de 540'ı 5'e bölersek bir iç açısını 108 derece buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Şekilde AB ışını paraleldir CD ışınına. BAC açısının ölçüsü 54 derece ve ACE açısının ölçüsü 90 derece olduğuna göre DCE açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi buradaki DCA açısının ölçüsü 180'den 54'ü çıkardığımızda 126 derece olarak buluruz. Burada bir tam açı var. Bir tanesi 126, bir tanesi 90. Her ikisini topladığımızda 216 derece buluruz. 360'dan da 216'yı çıkardığımızda buradaki DCE açısının ölçüsünü 144 derece olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 22. soru. Kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen birleştirilerek oluşturulan yukarıdaki şekilde ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Karenin bir iç açısı 90 derecedir. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Düzgün altıgenin bir iç açısı ise 120 derecedir. Şimdi bunları toplayalım. 120, 108 ve 90. Burası 8 olur. Burası 11'in 1'i elde var 1. Burası da 3 olur. 360'dan da 318'i çıkardığımızda ABC açısının ölçüsünü 42 derece olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 23. soru. Bir çemberde ölçüsü 45 derece olan merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 12 cm'dir. Bu çemberin yarıçapının uzunluğu kaç cm'dir? Formülümüz şu şekilde. 45 bölü 360 2 pi r eşittir 12 cm. Buradan r'yi bulacağız. 45 ile 360 sadeleştiğinde 1 bölü 8 olur. 2 ile de 8'i sadeleştirdiğimizde burası 4 olur. 3r bölü 4 eşittir 12 çıktı. 4 ile 12'yi çarptığımızda 48 olur. 48'i de 3'e böldüğümüzde r'yi 16 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 24. soru. Şekilde ACDF dikdörtgen ve ABCDEF noktaları eş çemberlerin merkezleridir. AF doğru parçasının uzunluğu 4 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm karedir? Şimdi AF'nin uzunluğu 4 ise buradaki çemberlerin yarıçapı 2 cm'ye eşittir. Şimdi burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin kısa kenarı 4, uzun kenarı ise 8. 4 ile 8'i çarptığımızda ACDF dikdörtgeninin alanını 32 cm² buluruz. Şimdi burada dikkat edersek 1, 2, 3, 4 tane çeyrek, 1, 2, 2 tane de yarım daire var. 4 tane çeyrek 1 tam daire yapar, 2 tane yarım da 1 tam daire yapar. Toplam 2 tam daire vardır. Dairelerden birinin alanını bulalım. Formülümüz pi çarpı r karedir. R'yi 2 bulmuştuk. 2'nin karesi 4'tür. 3 ile de 4'ü çarparsak 12 buluruz. Bu bir dairenin alanıdır. 2 tane olduğu için 2 kere 12, 24 cm². Dairelerin alanları toplamını buluruz. Toplam alan 32 idi. 32'den de 24'ü çıkardığımızda taralı bölgenin alanını 8 cm² buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 25. soru. Aşağıdaki çizgi grafiğinde A ve B firmalarının 2013-2017 yılları arasında sattığı otomobil sayıları verilmiştir. Grafiğe göre bu 5 yılda A firmasının sattığı toplam otomobil sayısı B firmasının sattığı toplam otomobil sayısından kaç fazladır? A firmasının satmış olduğu toplam otomobil sayısını bulalım. 2013 yılında 12.000, 2014 yılında 13.000, 2015 yılında 11.000, 2016 yılında da 11.000, 2017 yılında 14.000. Toplama işlemini yapalım. 4, 5, 6, 9, 11, 11'in 1'i elde var. 1, 5, 6, 61.000 adet satılmış A firmasında. B firmasının toplamını bulalım şimdi. 2013 yılında 10.000. 2014 yılında 13.000, 2015 yılında 12.000, 2016 yılında 10.000, 2017 yılında da 10.000. Bunları toplayalım. Burası 5 olur, burası da 5 olur. Toplam 55.000 adet. Fazlalık
61.000'den 55.000'i çıkardığımızda aradaki farkı 6.000 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır.